Bir kişinin elimde emanet kalması üzerine bir miktar parası var. Şirket kasasında muhafaza etmem için bana verdi ve ben de muhafaza ediyorum. Bu kişi şu anda yurt dışında ve bu kişinin bir ticaretten dolayı borçlu olduğu biri var. Benim de tanıdığım ve iş yaptığım bir kişi. Bu alacaklı kişi kendisine borçlu olan kişinin bende emanet olan parasından haberdar oldu ve alacağını o paradan istiyor. Ben de o para sahibine haber gönderdim. Emanetinden borcunu ödeyeyim mi diye kendisinin geleceğini ve o paraya dokunmamamı söyledi. Ancak Covid nedeniyle uzun zamandan beri de gelemedi ve diğer alacaklı da beni sıkıştırıyor. Alacaklı olduğumu bildiğin halde niye vermiyorsun diye. Vermem gerekir mi? Vermesem zulmetmiş olur muyum? Evet. Şimdi emanet kavramı Türkçedeki itibarı sadece bir malın muhafazasına yönelik kişinin elinin altında tutması olarak algılanıyor. Oysa İslam fıkhında emanet genel bir başlıktır. Yani bir insana ödünç olarak bir mal versen, kullanmak üzere bir mal versen bu da bir emanet niteliğindedir. Keza birine bir malı kiralasan, menfaatini ona satsan diğer bir ifadeyle o aynı da yine o kişinin elinde emanettir. Emanet. Keza ortakların birbirlerinin mallarında tasarruf etme anında o malı elinde tutması yine emanet kavramındadır. Peki Türkçe'de kullandığımız emanetin dini literatürdeki karşılığı nedir? Aslında bu vedia diye tabir edilen muhafaza etmek üzere tarafların anlaşmış olduğu ve karşılığında bir bedel alınmayan bir muhafazadır. Yani sizin işiniz var, bir yere gideceksiniz, bir elinizde bir emtianız, bir malınız var. Bunun korunaklı birine bırakılmasını talep ediyorsunuz. Örneğin bana geliyorsunuz, diyorsunuz ki hocam işte bunu siz muhafaza eder misiniz? Ben de bunu kabul ediyorum ama bunun karşılığında sizden bir bedel de talep etmiyorum. Yani bir kira akdi veya bir kasa kiralama şeklinde değil. Yani örneğin siz otoparka arabayı bırakıyorsunuz, otoparka arabaya emanet ediyorsunuz ama karşılığında bir bedel veriyorsunuz. Burada emanet mefhumundan daha farklıdır. O kişi o malı muhafaza etmekle mesuldür ve muhafazaya halel gelecek olursa da mesuliyeti doğrultusunda ödeme sorumluluğu vardır, bir bedel almıştır. Ama meccanen Allah rızası için herhangi bir menfaat gütmeden, maldan menfaatlenme gayesi de olmadan sadece muhafaza kastıyla alınıyorsa, dediğimiz gibi buna vedia ifadesi kullanılıyor fıkıh dilinde. Böylesi bir durumda kişi onu kendisi muhafaza edebileceği gibi aile efradında emin olan kimseler vasıtasıyla da muhafaza edebilir. Hatta muhafaza ederken kendi iradesi olmadan çalınsa veyahut da işte başka bir şekilde o mal bir şekilde telef olsa ama kendi malı gibi muhafaza ettiği halde böyle bir şey olsa ödeme sorumluluğunda olmayacak. Ama o kişi emanet olarak almış olduğu o malı kendi şahsında kullanacak olsa, mal sahibinin onayı olmadan otomatikman onun eminliliği gaspa intikal edecektir ve mesul olacaktır. Peki eminlilik noktasında neleri yapabilir, neleri yapamaz? Bunlar tespit edilirken aslında konumuzla alakalı olan mesele de budur. O emaneti kimden aldıysa aynı kişiye veya onun gösterdiği kişiye vermek zorundadır. Onun talep etmediği, onun göstermediği, o kişinin haricinde bir başkasına verecek olursa bu durumda emanete hıyanetlik etmiş olur ve o malı tazmin etmekle mükellef olacak. Hatta ve hatta o öteki verdiği kişi o emanet sahibinden alacaklı olsa bile sualde bulunduğu üzere. Evet. Yani üçlü bir sistem düşünelim. Siz bana işte şu bardağı emanet ettiniz, bunun bir para olduğunu düşünelim. Ben bunu kasamda muhafaza ediyorum. Sizin birine borcunuz olsa, o kişi de bana gelse, ben işte Suat'tan alacağım var, o paradan bana şu kadar miktar alacağıma mahsuben ver dese, ben sizin iradeniz olmadan onu versem ödemek zorundayım. Artı ödemek zorunda olduğum gibi sizin borcunuzu ödenmiş olur. Peki burada borcunuz en azından ödenmiş oluyor da ben de bunu ödüyorum. Yani bunun fıkhen gerekçesi nedir? Deniyor ki ben teberrüde bulunmuş oluyorum. Yani senin namına, senin borcunu, senin iraden olmadan meccanen, rıdaen lillah ödemiş oluyorum. Evet. Dolayısıyla senden herhangi bir talepte bulunma hakkım yoktur. Şimdi burada da kardeşimiz o ki talep ediyor. Diyor ki ya bak senin borcun varmış falancı kişiye, bunu ödeyeyim mi? O da üzerine basarak diyor ki hayır diyor, ben geleceğim diyor, o paraya dokunma diyor. Ha bunu derken zulüm ediyor etmiyor, o bir bahsi diğer. Yani bir kimsenin
borcu olduğu halde ve imkanı olduğu halde bunu ödememezlik yapıyorsa bu matildir ve bu bir zulümdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam matlul ganiyyü zulmün buyuruyor. İmkanı olduğu halde bir insanın borcunu ötelemesi, ödememesi zulümdür. Evet. Böyle bir zulüm karşısında da elbette bir Müslümanın imkan nispetince zulmü bertaraf etme yönünde gayret sarf etmesi lazım. Ama bu zulüm ile olmamalıdır. Yani ez-zarar la yuzalü bi-darar. Zarar, zarar ile bertaraf edilmez. Dolayısıyla o ki size bu emanet etmişse bunu, onun iradesi olmadan siz onun namına bir başkasına onu vermeniz, cebinizden vermiş olacaksınız. Bunu ödemek zorunluluğunuz olur. E peki ne yapsınlar? Adam ödemiyor, yurt dışında gelmiyor da veya gelemiyor da. Meseleyi resmileştirebilirler. Yani karşı taraf gider davacı olur. Benim falancıdan alacağım var. O kişinin işte borcu olduğu halde bunu da inkar etmiyor, kabul ediyor. Ve maddi imkanı da var diyerek. Yani İslam mahkemesi tarafından da evet onay verilip de oradan mahsuben bunu alabilirsin denirse bu müstesna.